Hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Keşke bir gözlerin var. Ya ismin ayrı güzel ama gözlerin... Neler yaşamış acaba, neler gördü? Keşke kaderim de güzel olsaydı, gözlerim gibi. 20 yaşındasın. Evet. Ben biraz önce söyledim ama tekrar sana da sormak istiyorum. İlk kez kaç yaşında anne oldun? Ben mi? Benim bu ikinci evliliğim abla. Ben 13 yaşında anne oldum. Ben 13 yaşında anne oldum. Şu anda 6 yaşında bir kızım var ilk eşimle. İkinci eşimden de biri 8 aylık, biri 3 yaşında kızım ve oğlum var. Biri süt emiyor. Biri de bak ben 15 gündür yani nasıl anlatayım abla, ben anlatamıyorum içimdekileri. Ben çok çile çektim hep küçük yaştan belli. Ya bir insanın 13 ve 20 yaşa sığdıracağı sorunlar, ya sorun da değil aslında. Yaşamında olacak olan şeyler, okula gitmesi, eğitimini alması, okulunu tamamlaması. Sonra yaşamla ve kendiyle ilgili sorumluluklarını alması. Şimdi Kece'ye baktığınızda... 20 yaşında çocukları için programa katılmış bir kadın hikayesi görüyorsunuz ama onun çocukluğu, her şeyi elinden alınmış, okul sıralarında olması gerekirken 14 yaşında ilk bebeğine süt vermiş. Anne olmuş ve sonrasında bugüne baktığınızda 3 tane de çocuğu var. Yani neresinden bakarsan bak zor bir hikaye. Aynen. Bir daha sana çocukluğunu hiç kimse geri vermeyecek. Selim Cura ile 15 yaşından beri berabersin. Bundan da 2 tane çocuğun var. Biri 3, biri de 7 aylık. Evet. 23 Eylül tarihinde eşin Selim çocuklarını senden nasıl aldı? Aslında, ve neden sana göstermiyor? Abla bizim bir 30 milyar kadar birikimimiz vardı. Daha bu olaylar olmadan evveli. Parka gitmiştik, parkta kaybolmuştu. Yani eşim düşünmüştü daha doğrusu. Ne olduysa zaten ondan sonra oldu abla. Bana güveni kalmadı. Benim ona güvenim kalmadı. 30 bin liranın parkta kaybolmasıyla. Evet. Senin ne alakan var? Seni nasıl suçluyor? Oldu bitti. Zaten benim ailemi baştan belli istemedi. Sevmedi. Yani diyordu ki bana, hep diyordu işte sen annengili tutuyorsun. Beni hiç tutmuyorsun. Para kaybolduğunda da hep beni suçladı zaten. Bana şiddet uyguladı. Sen mi kaybettin parayı? Evet. Parkta kaybolmuştu. Oranda kamera görüntüleri vardı. Konya soğuk olduğu için kar yağıyor ya oraya. Ha. Yağdığı için o gün kameralar yani bozulmuştu, çekmemiş olayı, paranın kaybolduğu. Paramı sen kaybettin diye mi seni suçluyor? Evet, evet abla. Yoksa onu, sen aldın diye mi? Ben aldım diyeyim, beni suçluyor şu anda aklı yani parada. Çocuklarımı alma götürme sebebi de o zaten. Kece diyor benim her eziyetime katlanıyor diyor, bana geri dönecek diyor. Yani... Bu para mevzu. Ne zaman oldu paranın kaybolması? Abla 1,5-2 ay kadar oldu. İki ay önce evet. Para kayboldu. Paramı sen aldın dedi. Evet. Siz küstünüz mü bu süre içerisinde? Ben küstüm. Annemgile gittim. İşte tatsızlık oldu ya. Onun da tam moralinin bozulduğu sıralardı. Ben ona da hak veriyorum. Gittim 20 gün, 10 gün kadar annemgilde kaldım. Çocukların yanında götürdün mü? Evet, onları da götürdüm. Hı-hı. Kendisi işteydi o sırada gittiğinde. Biz hurdacılıkla geçiniyorduk abla. Hı-hı. Yani nasıl diyeyim sana, o nereye giderse ben de arkasından gidiyordum çocuklarımla. Hı-hı. Yani bana bunu yaptı, acısı gitmiyor içimden abla. Çok özledim çocuklarımı. Sen çocuklarla gidip sonra sana gel, Kece kaybolduysa kayboldu. Para önemli değil. Mühim olan ailemiz. Geri dön dedi mi? Dedi, evet dedi abla, evet dedi. Ben zaten Tarsus'a gittiğimde bak dedim. Selim dedim. Ben dedim buraya geldim. Sen de kafanı dinle, ben de kafamı dinleyeyim. Bana dedi ki ne? İşte dedi gel dedi. Para dedi sizden değerli değil dedi. Siz dedi benim için daha değerlisiniz dedi. Ben de Selim dedim, bak dedim ben senin huyunu hareketini biliyorum dedim. Gülüm biraz daha kafanı dinle dedim. Ben de annemgilin yanında kalayım dedim bir müddet dedim. Ondan sonra abla işte benim küçük bebek var ya, oğlan var. Onu da götürdüm yanımda. İşte bana ben gittikten sonra benim hakkımda demiş bebeğimi kaçırdı, kızımı kaçırdı deyin. Ondan sonra abla ben bununla geri geldim Konya'ya. Geri geldiğimde bana dedi ki işte dedi... Geri geldiğinde yine çocuklar sizle beraber. Evet evet. 6 yaşındaki çocuğun babası normalde Selim değil ama...
Evet. Baba olarak o gözüküyor. Aynen, onun üzerine. Döndün geri. Döndüm geldim abla, aradan 2-3 gün sonra geçti. Dedi ki benim İkra Nur'um var. O dedi annem bakacak ona dedi. Ben kızımı ona verecekmişim. Neymiş de o bakacak abla. Zaten onun annemde bir tane daha küçük bebek var. Annesi babası kim Kayınvaliden oldu? Kayınvaliden yeni mi bebek doğurdu? Ya, millete öyle diyor, ben doğurdum diyor abla. Kim doğurdu? Allah verdi diyor, ben doğurdum dünyaya geldi diyor benden diyor çocuk diyor. Peki çocuğu gerçekten kayınvaliden mi doğurdu, hayır, çocuk başka birinin mi? Hayır, onun değil abla. Bu Konya'da Selçuklu Hastanesi'nde mi neydi almış herhalde bu çocuğu. Kendisi şu anda elinde onun bebek. Nasıl hastaneden çocuk alıyor kayınvaliden? Tat Iraz diye bir annesi var, konuşamıyormuş. Ne? Hasta bir annesi var. Babası da bırakıp gidince bu çocuğu alıp kayınvalideme veriyorlar. Peki şimdi... işitme engelli biri bu çocuğu dünyaya getiriyor. Onun adı ne? Abla. Onun adı Gülçiçek. Gülçiçek. Annesinin ismi Gülçiçek. Babasının ismi İbrahim Demirkol. İbrahim'le Gülçiçek'in bebeği bu. Evet, ikisinin. Peki bu çocuğu kayınvaliden, Gülçiçek'ten nasıl aldı? Vallahi orasını tam olarak yalan konuşmayayım abla. 10 milyar para karşılığında aldı diye biliyorum ben. Bu senin iddian. 10 bin TL karşılığında Gülçiçek al, kayınvaliden adı Ayşegül'müş. Ayşegül sen mi bak dedi. Evet abla, zaten hastane kıyafetinin içinde vermişler sizler. Yani annesi doğum yapmış. Peki bu Gülçiçek'le çocuğun babasıyla senin annesiyle kayınvalidenin komşuluğu, arkadaşlığı, yakınlığı var mı? Evet var. Benim eski eşimin yeğeni bebek. Bir akrabalık da var. Evet. Yani Selim'in eski eşinin yeğeni. Peki çocuk şu anda kimin çocuğu gözüküyor? Şu anda kaygısız Cura'ya babası gözüküyor. Kimlikte de Ayşe Cura yazıyor annesi. Ayşe Cura. Evet. Ayşe Cura senin kayınvaliden mi? Evet. Yani ikisinin nüfusuna kayıtlı ama aynen, çocuk başka birini. Aynen. Nasıl kaydettilerse artık abla kaydetmişler üzerine. Ben mi doğurdum diyor çocuğu? Aynen. Görenlere öyle söylüyor. Herkese ben doğurdum diyor. Evet abla. Çok enteresan. Ayşegül Cura'nın da söz hakkı, cevap hakkı vardır. Bu çocukla alakalı da konuşacağız. Ama hastanede peki, doğum yapan, eğer iddia ettiğin gibi ise hastanede doğum yapan anne baba doğum belgesinden belli. Acaba annesinin ismi aynı yazıyor da babanın ismi mi farklı yazıldı? Babası kaygısız Cura yazıyor, annesi Gülçiçek yazıyor da kayınvalidem diyor ki ben üzerime çıkartacağım Ayşegül Cura olarak. Şu anda ne yazıyor bebeğin? Şu anda Gülçiçek yazıyor. Tamam. Gülçiçek yazıyor. Ve yani bu şey tanımış. Kayınpederinle kayınpederinin bir ilişkisinden dünyaya gelmiş gibi. Aynen. Gözüküyor. Evet abla, soran peki, oldu mu benim diyor kendileri. Benim diyor. Sen şimdi kayınvalidenin de üzerine bir 7 aylık bebek aldığını da söylüyorsun, böyle bir iddian da var. Sen eve dönüyorsun. Selim'le bir araya geliyorsunuz. Evet. Ve tekrar barışıyorsunuz. Selim sonra seni kapının önüne nasıl koyuyor? Ne dedi abla sana? Abla işte küçük kızım var dedim ya, İkra Nur. O kayınvalideme çok düşkün biraz abla. O gün biz pazara gitmiştik. Abla sebze falan almıştık. Ben dedim ki Selim dedim. Canım dedim, çocuğu da alalım dedim, evimize gidelim dedim. Zaten dedim yeni geldik dedim, düzenimiz pek yok dedim. Kafam dedim dağılsın, çocukları alalım. Zaten abla evin içi sessiz oluyor çocuklar olmadan. Kayınvalidemin oraya gittik abla. Çay koymuştu. Çay içtik. Eşimi çekti bir kenarı. Bir şeyler söyledi. Ondan sonra dedi ki çocuk burada kalacak dedi eşim. Niye kalacak Selim dedim. Biliyorum ama eşimin hareketini abla. Nasıl bir karakter olduğunu. Yani yüz kısmından bildim. Tamam dedim, iyi dedim, Selim kalsın dedim. Korkuyorum yani, kavga çıkacak, dövüş çıkacak deyin. 3 yaşındakine ben bakacağım diyor. Aynen. Çocuk babaanne de kalsın. Evet. Zaten abla orada bir bebek var. Bir de bacıları var, 2 tane. İkisi de kız. Biri 13 yaşında, biri 9-10 yaşında. Hani 3 tane, bir de benim kızla 4 tane. Yani. Ne yapacak çocuklar orada? 4 tane çocuğa bu kadın niye bakıyor? İşte bilmiyorum abla. Bilmiyorum, anlamak istedim. Hayatım, bir dakika. Şimdi... Babaanneler, anneanneler hayatımızdadır ama kendi çocukları küçük. Aldığı bir bebek var, bir de yanına 3 yaşındaki bir çocuğu. Şimdi sen sapasağlam gencecik kadınsın. Kendi çocuğuna sen bakman gerekirken. Evet. Kayınvaliden, ya bu 4 çocuğa da ben bakarım, hepsini çekip çeviririm, niye diyor? Ya işte abla, tatsızlık olsun diye beni istemiyor baştan belli. Seni istemediği için mi çocuğu bana verdi? Evet, evet abla, evet. Bir de senin çocuğa bakamadığını mı iddia ediyor?
Yani mesela şu da olabilir. Sen çocuğa bakamıyorsun. Bu zaten anlamıyor çocuk bakmaktan. Bu çocuğa ben mi bakayım diyor. Yok abla. Yoksa? Hani ben geri Tarsus'a giderim ya. Eşim de bana güvenmiyor ya. Ben bir 20 gün gittim kaldım ya orada. Ha-ha. Hani bu para olayından dolayı. Eşim de bana diyor ki gene diyor alır çocukları götürürsün sen diyor. Peki, çocuklar arada... göçüm kaynağı olarak kullanılır mı? Şimdi senin çocuklarını alıyorlar babaannesi ama başkasının çocuğunu da alıyorsa neyle geçiniyor bu kişiler? Hurdacılıkla geçiniyor abla, hurda toplayarak. Dilencilik yaptırılıyor olabilme ihtimali var mı? Ya o kadar emin konuşmayayım da yok abla. Peki. Selim Cura telefon hattında. Keşke Cura'nın 5 yıllık beraber yaşadığı kişi, iki çocuğunun da babası. Selim Cura merhaba. Merhaba abla. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk abla. 23 Eylül tarihinde eşim çocuklarımı elimden aldı. Hurda işini benimle beraber yapacaksın dedi. Sonrasında bana şiddet uyguladı ve çocuklarımı elimden alarak beni kapının önüne koydu dedi. Niçin çocukları anneden aldınız? Peki abla, niçin çocukları annesinden aldın? Benim eşimin psikolojik durumu bozuk. Çocuklarımı açık cıplak cıplak resimlerini sosyal medyaya attı. Bana bir oradan şey. Yalan konuşma. Bak Allah var. Ana bir dakika. Bir saniye. Dinliyorum. Ha, benim eşimin şu anki durumu hiç iyi değil. Madde bağımlısı olduğunu söyledin. Bak işte. Abla ben madde bağımlısı bir insan değilim. Hayır, eşinle alakalı bu iddiada bulundun. Vallahi eşim ona kaldıktan sonra babası ilgilendi. Zarında yatıyor. Evetim, bestsi. Şu an WhatsApp açacaksınız. Ben size şu WhatsApp üzerinden bir görüntü göndereceğim. Tamam. Ve o görüntüleri izleyeceksin, tamam? Peki Selim, şunu yapacağız. Şimdi o görüntüleri biraz sonra alırız ama sen çocukları annenin yanında tutmak istemiyorum. Çünkü çocuğun mahrem fotoğraflarını sosyal medyada yayınladığını benim iddia etti. Benim çocuğumu getir, benim çocuğumu evet, getir. Bunları sosyal medyada, herkese açık bir platformda çocukları bu şekilde yayınladı mı? Evet abla. Para kazandınız mı buradan? Bir 30 bin. Hayır abla, ben değil. Sorar mısınız o kadar parayı? Nereden buldu kendisi? Bir dakika. Hayır, evet, benim dinliyorum. Şu an param yok. Hı-hı. Beni dinliyor musun abla? Dinliyorum. Hepsini an... tek tek sıralar mısın? Ben sana atacağım, sen dinleyeceksin abla, tamam mı? Hı-hı. Şu an bana attığı küfürlü mesajlarım. Hepsini ben sana şu an WhatsApp'tan göndereceğim. Bu karı koca aranızda olan bir sözlü hakaretvari bir münakaşa var. Aynen. Fakat bütün olay abla bende. Selim, doğruları kaç yıldır konuş, doğruları yalanları konuşma. Selim Allah kaç yıldır Kece ile berabersin? Abla ben 4 yıldır eşimle beraberim. Hı-hı. Ben eşime 4 senedir hiçbir tane tokat vurmadım. Tokat vurmadım mı? Gözümün morluğuna darp raporları aynen aldım. Onlar aynen ne? Armut düştü değil mi daldan toplarken? Annen öyle burada söylüyor burada millete. Burada bahçede kamera kayıtları var abla, tamam mı? Kamera tamam kayıtları aç var. Getir varsa. Anneniz yanınızda, o bir sakin olsun. Onunla söz hakkını kullandıracağım. 4 yıldır bu beraberlikte siz Kece'nin o çocuk yaşta anne olduğu şu an 6 yaşındaki çocuğa da siz mi babalık yapıyorsunuz? Abla birinci eşinden çocuğunu kaçırdı geldi, ona da ben bakıyorum. Bak bak kaçırdım lan, neden bu kadar kimden çıkarttın bir kartını kızı kaçırdım. Tek ben şimdi abla, yavaş yavaş bunu öğrenmek istiyorum da. Tamam, ilk eşi İbrahim Akman. Evet. Ve bana çocuklarımın fotoğraflarını cıplak bir şekilde kendi sosyal medyaya kullanıyorsun, ben bunu polis karakoluna, Çümra Konya polis karakoluna zaten bildirdim. Sen neyin kafasını tamam, yaşıyorsun? Sen telefonum sende, sen benim adıma kullanıyorsun. Kendi paramla aldım ve ben kendim kullanıyordum. Bu sadece kendi hesabını telefonu Selim, açmış. Selim, bütün bu. Bak 4 yıllık bu birliktelikte bütün bu krizler nasıl başladı? Eşinin çocukların mahrem fotoğraflarını sosyal medyaya koyması üzerine mi aranızda bir kavga çıktı? Aynen abla, şu bir yılın içinde başladı bu. Peki bu sürekli 30 bin TL... Dur, evet dinliyorum. Efendim abla? Şimdi bu çıplak fotoğrafları koyunca mı siz kavga ettiniz?
Yoksa anlatmıyor abla, abla. Senin 30 bin TL'nin kaybolunca annesinin mı? Annesinin lafına bakıyor Kerci. Gerçekleri anlatmıyor. Şu an bir şey diyeyim abla. Eğer benim dediğim şekilde yaşam sürdüreceksek, beraber geçineceksek... Tamam gel buraya Allah'ın... boşanalım benim çocuklarımın velayetini bana ver. Ben çok özledim çocuklarımı. Ben sana, Selim. Ben sana ben o çocukların velayetini vermiyorum. Ben istemiyor. Çünkü bugün hastaneye ailen, götürmüşsün onu. Hastalandırdın sen onu. Selim aynen. Onun ailesinin... Devlet karar verecek. Sen değil. Sen kimsin? Babasısın. Ben annesiyim o zaman. Onun gel ailesinin dışında senin Keje ile gerçek problemin nedir? Çocuklarına bakmaması ve çıplak fotoğraflarını koyması mı? Yoksa paranı çalması mı? Abla benim çocuklarıma bakmıyor. Sürekli annem bakıyor. Evet. İkincisi, sürekli 10 gündür tutacağım. Annem bakıyor. Abla Çınla'da araştırmışsın. Allah rızası için ablam. Hayır. Ablam bu yalan konuşuyor. Benim, bak iki dakika abla bir sussun bak. Bir sussun. Keşke izin ver bir tek tek konuşsun. Evet. Telefonu kapatacağım abla. Kapatmayın lütfen. Sakin olun. Kapatacağım telefonu. Orada yalanlar karşısında ağlamasın benim. Şimdi ben... sürekli yaptığı bir şey yorum. Bütün bu kriz sürecini öğrenmek istiyorum. Allah'ım sen bu çocukların Allah. Fotoğraflarını görünce mi bu çocukları Keşe'den aldın? Yoksa paran evet kaybolunca abla. Mı? Hayır abla, paranın bir alakası yok. Abla, dinliyorum. Çocuklarımı sürekli olarak sosyal medyaya kendi cıplak bir şekilde atıyor. Evet. Ve bana, ben dedim ki, Keşe'den bu çocukları, bir saniye, bu çocukları ben Keşe'den alırken, dedim ki Keşe'den bak bana küfürlü, hakaretli bir söz bulunma. Bana dedi ki ben senden artık zevk almıyorum. Selim. WhatsApp'tan ben size bütün görüntüleri atıyorum. Ha, görüntüleri atın atıyorum. Bak onları sizinle benimle konuşurken de yapabilirsiniz. Yani artık teknoloji o kadar gelişti ama. Selim ailede çocukların videolarını ve fotoğraflarını sosyal medyaya tek koyan kişi Keşe mi? Evet abla tek koyan kişi o. Siz koyar mısınız hayır, çocukların ben. Fotoğraflarını? Hayır abla benim şahitlerim var. Bir sürü şahidim var benim. Peki şu anda çocuklarımı... attığı paraları falan kim attı? Neyden geliyor o paranın değermeni? Bir söylesene biz de alalım o kadar parayı. Şimdi, o para nereden mi geliyor? Televizyon abla, var mı bulunduğun yerde? Var abla. Ekrana bakabiliyor musun? Evet abla görüyorum ben. Bir video ekranda dönecek. Gelsin o video ekrana. Bu... Çocukların kucağında bu abla, 7 aylık bebeğin kucağında bakayım, deste deste paralar var. Bu abla. Videolar. Selim bunu anlatır abla. Mısın? Bu senin kendi hesabından konmuş. Hayır bir dakika abla. Buyurun. O paraları annem tamam mı? Sürekli hurda işi yapar. Biz yüksek gelirli hurdacıyız tamam mı? Neyiz? Biz yüksek gelirli hurdacıyız yani. Biz sürekli hurda topluyorsunuz. Bu kadar para biz nereden geliyor size? Yüksek gelirli hurda topluyorsunuz. Nereden mi geliyor? Senin ailen gibi zaş gelir kuzum. Bak bana iftira atma. Keşe'cim, Keşe rica ediyorum. Şu fotoğrafı ve bu paraları, videoyu bana açıklar mısınız? Yüksek gelirli hurdacısınız. Abla bak sussun şu, bak kapatacağım telefonu. Sen... Dinliyorum sizi. Mesleğinizi de açıklayın. Bu paraların nereden geldiğini de açıklayın lütfen. Ama bu şekilde geçip de orada yani bu milyonla zaten benim avradım olduğunu herkes biliyorum. Ben sana anlatayım abla. Bakın videoyu anlatın biz, bana. Abla videoyu ben sana atıyorum. Biz hurdacılık yapıyoruz. Biz her sattığımızda hurdacılıkta tamam mı? 80-100 milyarlık bir hurda satarız. Onu biz zarafa yatırırız. Yalan zarafta abla, yalan abla. Yalan hurdacılara evet. Sorun. Annemin zarafta altın olarak kalır. O evet. Gün çektiler o parayı. 60 milyar orada para vardı. Tamam mı? Hı hı. Araba alacaklardı. Ben de sadece öyle hani hani millete şey olsun diye anladın hani güzel ne görüntü, olsun diye, diye paralarınızı yani, sosyal medyaya koydunuz çocuğun kucağında. Ya bunu normal olarak herkes bunu yapıyor. Yapmıyor değil. Yani şimdi bir dakika zaten problem burada. Herkesin yaptığı herkesin gösterdiği şey doğru değildir. Bunu herkes yapıyor diye buna doğru diyemeyiz. Problem burada. Çocukların bu videolarının konması, çocuğun elinde şeker olması, çocuğun elinde deste deste para olması. Bunların hepsi yanlış. Daha kötüsü çocuğun mahrem görüntüleri, o hassas görüntülerin sosyal medyada yayınlanması yanlış. Herkes yapıyor diye buna doğru diyemeyiz.